Neden bakalım? Aslında şimdi şimdi Gökhan Zeybek geliyor. Belki bize bu konuda biraz olur bize. Bize bu konuda biraz daha bilgi verecektir. Sezgin Tanrıkulu'nu gördüm ben mesela. İlhan Uzgeli. İlhan Uzgeli gördüm. İlhan Uzgeli biliyoruz zaten, doktor yayınımızda açıklamıştı. Evet. Yalçın Karatepe var. Evet, Yalçın Bey de dün bizimle birlikteydi. O Yalçın Karatepe de listede yer alacak. Pınar Uzun. Pınar Uzun var. İsmini gördük. Evet. Ama Gökhan Bey geldi şimdi. Herhalde yanında anahtar liste vardır diye düşünüyoruz. Var mı? Gökhan Bey lütfen kulaklığımızı takabilir miyiz? Evet sayın seyirciler, yeni konuğumuzu hemen takdim edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Gökhan Zeybek bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sesini alamıyorum yalnız ben. Peki İsmail'in kulaklığını tekrar kontrol edelim. Dün sizi buradan yolcu ederken daha duymuyor musunuz siz de? Duyuyorum ama ses geliyor mu? Tabii geliyor. Dün sizi buradan yolcu ederken daha belli olmamıştı dün gece sonuç. Hatta telefonlarınıza bakıyordunuz. Şimdi yine telefonlarınıza bakın istiyorum açıkçası. Bizi biraz bilgilendirin istiyorum. Parti meclisinde ne oluyor, ne bitiyor? Yani eli boş gelmeyin buraya demek istiyorum. Buyurun ne bilgi vereceksiniz? Öncelikle bizi izleyen tüm yurttaşlarımıza sevgiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı bir değişim kurultayı oldu. CHP değişirse Türkiye değişir iddiasıyla yola çıkmıştık. Ne değişti? 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında acaba sadece Sayın Genel Başkan mı sorumluydu? Onun dışında kimse sorumlu değil miydi? Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partinin altılı masanın üyeleri değil miydi? Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti yönetiminde bulunanların bu ortak sonuçta herhangi bir biçimde sorumluluğu var mıydı? Biçiminde bir değerlendirme vardı. Görünen o ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı çok güçlü bir irade ile sorumluluğu o günkü parti yönetimine bir biçimini kesmiş gözüküyor. Ve bugün kulislere sızan bilgiler ve bize ulaşan bilgilere göre 14 Mayıs öncesindeki parti MYK'sında bulunan kadroların çok büyük bir çoğunluğu bugünkü parti meclis anahtar listelerinde olmuyor. Önemli bir şey söyledi. Evet. Gökhan Zeybek önemli bir şey söyledi. Ben de isim söyleyeceğim ama siz söyleyin bir daha tekrarlayın. Hayır. Çünkü şu ana kadar değişimcilere yönelik en önemli eleştiri şuydu. Kardeşim sizin neyiniz değişimci? Dün Kılıçdaroğlu'nun yanında olanlar şimdi Özgür Özel'in yanındalar. Bunların bir kısmı 20 yıldır vekil, bir kısmı 15 yıldır MYK'da ve bu eleştiriler haklıydı, kusura bakmayın. Bu eleştiriler de haklıydı. Yeni MYK'da Zoom'dan kaç kişi var? O MYK'dan kaç kişi var? Şimdi tabii listeler anahtar listeler henüz kesinleşmedi ama gördüğüm şu, müracaatlar açısından söylüyorum. 14 Mayıs öncesi Merkez Yürütme Kurulu'nda görev yapan Genel Başkan Yardımcılarından değişimci ya da Kemal Bey'in yanında görev alanların çok büyük bir çoğunluğu müracaat etmediler. Kimler müracaat etmiş o zaman öyle söyleyeyim. Ben bir liste sayayım mı? Selin Sayık Böke, Yalçın Karatepe, Bilim Kültür Platformu, Gökhan Zeybek, Özgür Karabak, Burhanettin Bulut, Gökçek Gökçen, Süleyman Bülbül, Yüksek Disiplin Kurulu, Ulaş Karasu, Deniz Yücel, Gamze Taşçıer, Hikmet Erbilgin, Ahmet Kaya, Tahsin Ocaklı, İlhan Uzgel, Sezgin Tanrıkulu, Pınar Uzun. Tahsin Ocaklı da mı PM'deymiş? Ben İsmail Emin öyle olunca arıyor biliyorsunuz değil mi buradan? O da mı PM'deymiştim? Yayında olduğunu unutarak aramaya başladım. Ara İsmail. Şöyle Sayın Genel Başkanımız bu sabah 81 il başkanıyla bir araya geldi. Biliyor, evet. Sonrasında da kendisini destekleyen il başkanlarıyla bir kez daha bir araya geldi ve ağırlıklı olarak şunu söyleyebilirim. Çok fazla il başkanının parti meclis listesinde olduğunu göreceksiniz. Yalnız bakın bununla ilgili az önce değil mi İsmail, Murat Bey, Sayın Karayalçın bunun
bizim tüzüğümüzde olmadığını, ya, CHP'nin tüzüğünde olmadığını söyledi. Bizim tüzüğümüzde yok böyle bir şey dedi. İl başkanından ayrılıyorlar tabii. İl başkanlığı görevinden ayrılarak parti meclisi üyeliyor. İl başkanlığı görevinden ayrılarak, anladım. Var mı bir kopya? Hani şu il başkanı şöyle, duydun mu İsmail? Efendim? İl başkanlığı görevinden ayrılarak parti meclis üyesi olacak dedi birçok kişi. Benim bildiğim Hikmet Bey var, Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin. Müracaat ayrılıyorlar mı? Tabii ayrılıyor. Ayrılmadan olmuyormuş zaten. Gördüğüm kadarıyla bu bir elin parmaklarından daha fazla. Oo, o kadar. Evet, sayın seyirciler görüyorsunuz Gökhan Bey yine eli boş gelmedi. Bilgilerle geldi, bir elin parmaklarını geçecek kadar il başkanı. Bir elin parmaklarını, beşin üzerinde il başkanı var. Beşin üzerinde il başkanı, il başkanlığını bırakarak, çünkü tüzük gereği bunu bırakması gerekiyor. İl başkanlığını bırakarak biri meclisi üyesi olacak. Biri Kastamonu İl Başkanı Hikmet Bey, başka kimler olabilir acaba? Güneydoğu'dan, İç Anadolu'dan, Karadeniz'den. Karadeniz'den, evet. Bütün bölgelerden benzer talepler. Her bölgeden bir il başkanı var. Var, var, evet. Ya, önemli. Peki hangi ölçüler dikkate alındı PM oluştu, anahtar liste oluştururken? Burada şöyle söyleyeyim. Çok geniş bir, yani bu parti meclisindeki anahtar listeyle ilgili şunu söyleyebilirim. Daha geniş ve yaygın bir biçimiyle Türkiye'nin bütün bölgelerinde yüksek bir iddia sahibi olan parti anlayışına uygun olarak sadece batı ya da merkez illerimizde değil, Türkiye'nin bütün coğrafyalarına dağılmış bir parti meclisinin anahtar listesini göreceksiniz. Yani Doğu Anadolu'dan, Güneydoğu Anadolu'dan, Akdeniz'den, İç Anadolu'nun kuzey bölgelerinden, yani her bölgeyi temsil eden bir parti meclisi listesinin olduğunu göreceksiniz. Evet. Nasıl dünden beri geri dönüşler Gökhan Bey? Yani evet bir değişim oldu ama sokakta ne gördünüz? Açıkçası çok sokağa çıkamadınız. Biz de çıkamadık, evet, da. Yani. Ama bir kere yani kutlama bu manada mesaj yoluyla, telefon yoluyla, işte Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimin sonuçlara itibariyle bizi olumlu geri dönüşlerin çok fazla olduğunu söylemek istiyorum. Bakın biz bunun ilk işaretini İstanbul İl Kongresi'nde gördük. İstanbul İl Kongresi aslında toplumun Cumhuriyet Halk Partisi'ne yani kırıldığını ama umudun tekrar Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu gösterdi. Arkasından 29 Ekim kutlamaları inanılmazdı, inanılmazdı. Yani bütün Türkiye'nin her yerinde çok büyük mesajdı, yüz binler. Şimdi bu kurultay, ben pek çok televizyonun, yani sadece muhalif televizyonlar değil, merkez medya ya da yandaş televizyonların da CHP kurultayına çok fazla ilgi gösterdiğini ve yayınlarını keserek akışlarını değiştirdiğini görüyoruz. Bunun anlamı şu, bir, 14 Mayıs, 28 Mayıs sonrasında haber kuşaklarına olan ilgi çok azalmıştı. Bu yeniden yükseldiğini gösteriyoruz. İkincisi de şimdi artık önümüzde bir süreç var. Bu bizim seçmenimizi heyecanlandırdı. Sayın Genel Başkanımız ilk olarak Hatay'a gidecek. Sonra Osmaniye, açıkladı programlarını. Hatay ne zaman? Hemen yani Mazbatay'ı aldıktan sonra. Mazbata ne zaman? Çarşamba günü Mazbata. Çarşamba Mazbata. Efendim hoş geldiniz Sayın Tahsin Ocaklı, Rize milletvekili. Tahsin Ocaklı PM'de anahtar listedeymiş. Anahtar listede olduğunuzu duyduk, davet ediyoruz.